Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir doğal yaşam videosuyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yörüklerin izini sürmeye yaylalara çıkmıştık. Şu anda yörük arayışı içerisindeyiz. Henüz bir sarı keçili yörüğüne rastlayamadık ama başka yörüklere rastladık. Onların hayvanlarıyla karşılaştık. Yaşam alanlarını şimdi gözlemleyeceğiz. Ondan sonra hayvanlarını, özellikle keçilerini sizlere göstereceğiz. Hadi bakalım videomuz başlasın. Bakınız arkadaşlar, şurası ana yol. Ana yol dediğimizde böyle yayla yolu. Yayla yolundan şöyle bir 100-200 metre falan içeriye doğru girdik. Sonra burada bir yaşam alanı oluşturulmuş yörükler için ve hayvanları için. Bakın burada bir su tankı var. Biraz böyle çevirme diye tabir edilen işte biraz duvarlar falan var. Orada ileride abimiz geliyor sanki, böyle kendisiyle de konuşuruz. Bakın yine orada güvenliği sağlayan köpek görülüyor. Ondan sonra hayvanların gübreleri bir yerde toplanıyor. Şurada da böyle küçük bir yaşam alanı var. İşte insanlar burada kalıyorlar. Bakın şöyle biraz daha etrafı kameraya çevirdiğimiz zaman burada bir araç var. Orada da yine bir kapama var artık. Oraya da farklı hayvanlar alınıyor herhalde. Burada da keçiler, oğlaklar bulunuyor. Şu keçi ağılına bir girelim bakalım. Bunlar arkadaşlar yaklaşık 6-7 aylıkmış. Nasıl diyelim? Tam böyle ergenliğe ulaşmamış ama oğlak da değil. Ne oğlak ne de ergen keçi. Yani bizim köyümüzde, bizim oralarda çebiç diye bir tabir vardır. Tam böyle işte çebiç pozisyonuna gelmiş hayvanlar. Bunlar artık böyle kısa bir süre sonra işte kurbanlık olabilecek ya da işte ne bileyim kasaplara verilebilecek bir büyüklüğe gelecektir. Arkadaşlar hayvancılık yapmak artık günümüzde oldukça zorlaştı. Hayvan beslemek, hani dışarıdan yem alıp, para verip yem alıp hayvan beslemek oldukça zorlaştı. Bakınız bunlar küçük yavruları ya, büyük anne babaları da geliyor bu arada. Gördünüz mü? Onlar otlaktan geliyorlarmış arkadaşlar. Tepeyi aşıp geliyorlar. Hemen suya koştular. Çünkü burada en büyük problem susuzluk. Yani etrafta, burası neresi bu arada arkadaşlar? Burası Mersin'in Silifke ilçesi Mara Yaylası. Mara'nın da üst tarafları böyle Karaman'la Mara arasında bir coğrafya. Oldukça yüksek rakım, 1100-1200 civarında falan bir rakımı olduğunu düşünüyorum. İşte bu yükseltide en büyük problem su problemi. Suyu da artık böyle büyük tankerlerle aşağıdan su getiriyorlar. O şekilde çözüm bulmuşlar. Yem işini de artık böyle nerede otlak var oraya hayvanları götürerek orada otlatmaya, büyütmeye, yetiştirmeye çalışıyor üretici. Artık böyle yeme para verip de hayvan büyütmek oldukça zorlaştı. Ancak işte böyle tabiatta buldukları imkanlarla hayvanlarını büyütebilenler müstesna. İşte Ender bulunan bir keçi üretim tesisi diyelim yani. Burası da neticede bir tesis. Evet, bunlar küçükler. Gelenler de oldukça büyük gözüküyorlar. Maşallah onlar 1-2 yaşlarında falan var herhalde. Biraz da olmazsa çıkıp onları görüntüleyelim. Şunlara şöyle bir fokus yapalım. Güzel sevimli hallerini kaydedelim. Evet. Bunlar da büyük keçiler. Daha arkası geliyor. Şimdi biz Mara'dan çıktık. Mara'dan çıktıktan 1 kilometre sonra yol ikiye ayrıldı. 1 kilometreden fazla. Şimdi Mara'dan gele geldi de yolun doğu tarafında bir üstü çinkoğlu ev mev var, koyun moyun, onda ağır var, böyle mavi çadırdı. Ondan hemen az bir kaçırdım ya. Şöyle bir yol sapan. Sayamayla yüksek bir depo vardı, sivri bir depo vardı. Orada bir yol sapan, o yolda gitseydi o toprağa. Arkadaşlar bakınız burada da küçükbaş hayvanların gübresi toparlanıyor. Bunlar çok güzel muz serası gübresi olur. Başka alanlarda da, başka ağaçlar içinde kullanılır gerçi. En değerli gübrelerden birisi küçükbaş hayvan gübresidir. Selamünaleyküm. Önce isim neydi abi sizin? Ali Bulut.
Ali Bulut. Sevgili arkadaşlar, Ali abimizin mekanındayız. Peki burası dağ başı değil mi sonuçta yani? Evet, hani bir tapu yok, bir şey yok. Rastgele siz buradan ayrılıp başka bir yere de konaklayabiliyorsunuz. Konaklamıyoruz. Buradan koştuk buraya cennet cehennemin üzerine. Cehennemin üzerine. Cennet cehennem diye bir mağaramız var. Bilirsinizdir, meşhurdur arkadaşlar. Orada genelde asıl yeriniz orası ama yazları buraya çıkıyorsunuz. Yaylak ama için buraya çıkıyoruz. Tamam. Burası yaylak alanı. Abimiz hayvanlarını buraya getiriyor. Peki kaç tane hayvan var toplamda? Şimdi toplamda küçük büyük 150 tane ne var? 150 tane. Peki mesela bir keçi bir yılda bir hayvan veriyor mu? Daha doğrusu yavru veriyor mu? Yılda bir sefer. Mesela sizin 50 tane keçiniz varsa önümüzdeki seneye 100 olacak. Doğru. Sonraki sene 200 olacak. Böyle çoğalacak değil mi? Şimdi, evet çoğalıyor da bunları düşürüyoruz. Şimdi sattıklarımızı, kaybolanları hem kupeli ya bunları orada ilçe tarımda düşürüyoruz. Siz tabii ilçe tarıma da kaydınız var. Evet, oradan belirli bir kaynakta alıyorsunuz, destek alıyorsunuz. Mesela koyun keçi üretim birliğinden geliyoruz. Bizim mesela bizim destekleme, ufak bir destekleme olur. Tamam. Hayvan başına mı? Kupa başına evet hayvan başına fakat şu yavrulara vermiyorlar. Erkeklere de vermiyorlar. Sadece dişiye veriyorlar. Dişi hayvanlara. Dişi anladım. Peki siz bunları üretince nereye pazarlıyorsunuz? Nasıl satıyorsunuz? Şimdi biz bunu gerek beslediği zaman kasaba kesiyoruz. Kasaba. Kimisini de kurbanda getiriyoruz. Kurbanlıkta satıyoruz. Öyle geçiyor yani. Kurbana mesela şehir dışına falan götürüyor musunuz? Başka illere falan yoksa Mersinli çıkmıyoruz yani. Tamam Mersin'den dışarı çıkmıyorsunuz. Evet. Ya giden de olur. Mesela Karaman'a da götürebilirler. Anladım. Peki bu hayvanlara siz dışarıdan hani yem, saman işte ücret karşılığında satın alıp da veriyor musunuz? Yoksa genelde arazide mi besliyorsunuz? Şimdi arazide besliyoruz da biz gene de bundan yem alıyoruz. Yem alıyorsunuz. Şimdi devlet iki senedir arpa veriyor. Fakat bize verilen arpayla biz Türkiye'den satın aldığımız arpa aynı birbiri dekleşiyor. Fakat biz bir de onu yardıracağız o arpayı. Kırma, ezme yapacağız. Yem alıyoruz. Yem alıyorsunuz. Saman da veriyor musunuz? Ya da başka şimdi, yemin yanında? Yemin yanında saman verirsek de oluyor vermez olur. Çünkü şeyde çalımız var. Çalı yeşillik ihtiyacını oradan karşılıyor. Suyu da anladığım kadarıyla orada tanker gördüm. Tankerle. Nereden getiriyorsunuz suyu? Hemen şurada dere var. Dereden getiriyoruz. Dere var. Yakında su var. İyi. Orada kuyu var. Kuyudan gözden alıyoruz. Anladım. Şimdi öyle akarsu da almıyoruz. Yani biraz sağlığa da zararı olabilir. Tamam evet dedi. Doğru. Peki Ustam, Ali Bey, peki burada yaşam nasıl? Şimdi hayvanlarınızı otlattınız, geri getirdiniz. Mesela şimdi siz dinleneceksiniz herhalde değil mi? Evet şimdi 4 dakikada dinleniriz. 4'e kadar dinleneceğiz. Sonra tekrar mı bir daha çıkacaksınız? Tabii tekrar otlatmaya gideceğiz. Otlatmaya bir daha gideceksiniz. Akşamları hayvanlar genelde burada mı olur ya da? Yok. Şimdi bunların ağları var. Aynı bunlar gibi. Bu şekilde. Bu şekilde ağları var. İleride daha ağıl mı var? İleri tarafta. Gündüz ağları var. Akşam ağlı var. Burada taştan yapıyor. Kimisi taştan yapıyor. Üstü örtük çinkolu. Anladım. Yani Poyraz'da yağmurdan korunmak için. Burada bir karı bir koca. İkiniz misiniz? Var mı başka kimse? Çocuk falan var mı? Bir oğlan var. Şimdi aşağıdaki yetim var. Onu sulamaya gitti. O da bugün gelecek. Normalde burada oluyor yani. Yanımızda yani. Sizden tamam. En azından bu malda 3 kişi olmazsa olmuyor. Tabii canım tabii. Birimiz hastalandığı zaman. Tabii diğer bakacak. Bir de hani bakacağım. Belki tek kişi hayvanı çevirmek oldukça zordur. Yardımcı köpek falan da vardır belki ama onun haricinde var mı? Köpek bunu bağladığımız zaman şu yoldan gelirken yavaşladım araba bize bildiriyor. Tamam. Saptırmaya daha hızlı yürüyor. Evet. Sapınca daha hızlı yürüyor. Bizim ya gece gündüz. Tamam. Haberimiz olup burada bir alarm geleceğini. Alarm çalıyor orada değil mi? Alarm çalıyor. Tamam. Yani siz burada o zaman bir 3 ay 4 ay kadar falan kaldıktan sonra aşağı iniyorsunuz. 5 ay kalıyoruz. 5 ay kalıyorsunuz. Ekim'in 20'sine doğru koşarız buradan. Ama çok güzel, temiz hava soluyorsunuz. Ya tabiatla iç içe güzel bir hayat yaşadığınızı tahmin ediyorum. Biz hiç şehirde sıcak görmüyoruz. Sağlıklısınız. Yaş kaç abi bu arada? Yaş 65. 65. Maşallah yani 45 gibi falan gözüküyor yani abimiz ya. Maşallah. Yani biz sıcak görmüyoruz. Tabii. Mayıs düzüne çıkarız, Ekim'de ineriz. Yenge Hanım siz kaç yaşındasınız? Ben de 60 değilim. 60. Maşallah. Gerçekten ya. Bu yani belki de bu çoktandır arazidesiniz değil mi? Yani kendinizi bildiniz bilir mi? 20 senedir buradayım. 20 senedir. Buraya geliyorum. Biz öyle buradan koşup oraya koyup oradan koşup oraya koşmuyoruz. Anladım. Yeriniz sabit. Onlar bir başka bir şey. Yörük. Yörük. Siz sabit yörüksünüz yani. Biz sabit yörüyoruz. Evet. Bu mülkiyetimiz de kendimizin. Tamam. Çok güzel. Burası da size aitse o yani. Şimdi biz yola kadar dayanırız.
oraya kadar mesela burayı biz bu malzemeyi her zaman yapmadığımız için yani evet. bırakacağız diye. Anladım. Değilse biz buraya mesela yolu kırana daha modern bir malzeme yapalım. Daha şey yapılabilir. Şuralar mesela şu alanları kendiniz mi yaptınız? Siz mi yaptınız? Evet, bunlar biz yaptık. Zamanında tamam. Babam gün, dedem gün zamanında yapılmış. Atadan dededen kalma. Siz de sürdürüyorsunuz. Ya yıkıldığı zaman onarıyoruz. Tamam onarıyorsunuz. Gayet güzel. Hayvanların daha devamı var mı? Hepsi geldiler mi şu anda? Vallahi biz arabayı gördüm köpek oluyordu öyle ben de çıktım bu niye verdi öbür tarafa. Ha daha arkası gelecek yani çünkü hani 150 pek gözükmedi de daha var herhalde arkası. Bununla 150 olursa ben burada 100 kadar ne bir şey yani. Ha 100. Burada da 50 kadar şey oğlak mı var? Onlar da yavaş yavaş büyüdü. Biz onlara çebiç deriz de siz ne diyorsunuz? Çebiç tamam. Evet, çebiç oğlak biraz büyüdükten sonra çebiç oluyor. Ondan sonra işte keçi şey oluyor, teke evet. oluyor filan. Evet. Abi sizi daha fazla meşgul etmek istemeyiz. Yok, hem bizim de işimiz var hem sizin de meşguliyetiniz. Sevgili arkadaşlar hem çebiçlerin ağılını gösterdik size hem keçilerimizi gösterdik. Koyun hiç yok herhalde. Koyun işi yok. Boş verin koyunu. Keçi daha yani, iyi koyun, bence. Koyunun bakımı zor. Bakımı zor. Arkadaşlar en değerli hayvanlardan birisi keçidir. Yünü son derece değerli, eti çok değerli, sütü en pahalı sütlerden birisi keçi sütüdür. Affedersin poku bile değerli, en kaliteli gübre küçükbaş hayvan gübresidir. Onun için bu bizim kıymetli değerimizi hiçbir şekilde bırakmamamız gerekir. Ali abi gibi abilerimiz bu işleri sürdürmek zorunda. İnşallah sizin çocuklar da yapar bu işi. Yani bu hayvancılığı bırakmayın. Şimdi yapmıyorlar. Şimdi çevreye bak. Şimdi anne sütünden sonra diyor keçi sütü. Evet. Şimdi yani biz de yeriz zaman gelir zaman her günde içmiyoruz yani artık tabii, içinde olduğumuz tabii, için. Tabii, evet. Ama yoğurdunu ayranını her gün tabii, yeriz. Tabii yani. Her şey çok değerli. Sevgili arkadaşlar başka bir doğal yaşam videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Abi, teşekkür ediyoruz size de. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar dileriz.